Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu çiçeklerin nasıl yapıldığının tarifini vereceğim. Öncelikle üç tane püf noktadan bahsedeceğim bu çiçekler hakkında. Ee, takipçilerimden bazıları aralarının çok ayrık olduğunu, bu göbek kısmının tam kapanmadığını, göbek kısmında ayrılmalar olduğunu, bu formda olmadığını bahsettiler ve e, bu püf noktalar ile birlikte çekmem gerektiğini düşündüm. Arkadaşlar ilk olarak ee siyah yazmaya yaptım. Normal burası ikili bu şekilde bir su yolu. iki ile yapıp teke düşüyoruz. Şimdi arkadaşlar yaprak kısmını ee çoğu kişi bildiği için burayı anlatma gereği duymadım. Sadece sayılarından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bu yaprağımızı 6'ya kadar artı 2 ile başlıyorum. 6'ya kadar artırıyorum, tekrar 1'e kadar düşüyorum ee, arttırma işlemi yaparken kenarlarda bir pırpırlama yok ama eksiltme işlemi yaparken kenarlarında bir pırpırlama işlemi var Arkadaşlar buradaki aradaki iki tane dalımızı da e, zincir sistemi dediğimiz sistemle üst üste e, şu şekilde Beş tane çıkıyorum ve kalın bir forma alması için çıktığımda bitiş noktasından kesmeyip tekrardan aşağı doğru inişler yapıyorum ve e, bu şekilde kalın bir zincir sistemi oluyor. Arkadaşlar hemen size renk tonlarımın numaralarını vereyim. Oyalı Suni Pek Yeşil 728, e, Oyalı Suni Pek 103 mor renkte açık mor. 635 numara koyu mor. ve sarı kızım bu şekilde yaptığı için numarası gözükmüyor ama herhangi bir sarı da kullanılabilir. Arkadaşlar hemen çiçeğimin yapılışına başlayayım. Evet arkadaşlar şimdi ilk püf noktamdan bahsediyorum. Buradaki sihirli halkamı oluştururken arda kalan ipi uzun bırakıyorum ki birleştirme işlemi yaparken çok fazla düğüm ve ip kopu olmaması için. Şu şekilde parmağıma dolayarak sihirli halkamı oluşturuyorum. çıkardım. Şu şekilde bu taraf uzun kalıyor arkadaşlar. Şimdi buraya 5 tane pırpır yapacağım. Ne uzun olacak ne de çok kısa olacak. Bu şekilde 5 tane Arkadaşlar ben modeli tek düğüm ile yaptım ee, bazı emek arkadaşlarım hepsi çift düğüm ile yapanlar da var ama benim elim birazcık çok fazla sıkı olduğu için tek düğüm bana yetiyor şu şekilde 5 tane oluşturdum arkadaşlar en önemli ikinci püf nokta bu sihirli halkamızı burada bitirdikten sonra çekip de Yuvarlak bir form vermiyoruz, çekmiyoruz arkadaşlar. Sihirli halkamızı bu şekilde bırakıyoruz ve ipimizi yani eğer modeli çıkarırsanız zaten denemek için bir tane muhakkak çıkarırsınız. İpinizi ölçerek tek iple halletmeyi planlayın. Yani tek iple kopuk kopuk yapraklar olması yerine tek ipte e, yapraklar olsun. Ve zaten bu sihirli halkayı eğer şu anda yuvarlak bir form verip ipini çekerseniz yapraklarınız e, takipçilerimin şikayeti gibi gerçekten araları ayrık oluyor. Bunu denedim ve bu şekilde daha aralarının sık olduğunu gördüm. Arkadaşlar şimdi e, yaprağımın yapılışına başlıyorum. İlk pırpırımın içine girdim arkadaşlar. İlk pırpırımın içine girdikten sonra 3 tane sık iğne yapıyorum. Yani üçle başlıyoruz arkadaşlar. Sık iğne dediğim 3 tane gözlememi yaptım. Şimdi Arkadaşlar şu şekilde üç gözeme yaptıktan sonra başlangıç noktama geri dönüyorum. Bu üç gözeme ile başladıktan sonra bu sıramda iki kenardan ve ortadan artırma yapacağım arkadaşlar. Toplamda 5 tane sayı elde edeceğim. Bir kenarımdan artırdım. Ortaya geçiyorum. Bir tane ortadan artırıyorum aynı gözenenin içine girerek. Daha sonra diğer kenara geçiyorum. diğer kenarda da aynı gözemenin içine girerek bir tane daha artırmış oluyorum. Ve toplamda sayımız 5 oldu arkadaşlar. Daha sonra yine başlangıç noktama dönüyorum. Burada 5'li sayıyı koruyacağız arkadaşlar. O yüzden kenarlarda artırma yapmayacağız. Sadece orta kısımdaki artırmamızı devam ettireceğiz. Kenardaki yan tarafına geçtim artırma yapmadan. Ortadakine geldim. Ortadakinden yine bir tane artırıyorum ki sayımı koruyayım. Sonra tekrar yandaki iki tane olan gözememi yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 3. sıramızı da çıktık. Şimdi eksiltmeye geçiyorum. Evet arkadaşlar, eksiltmeye geçiyoruz. Bu eksiltme kısmında yine başa dönüyoruz. Aynı şekilde. Ve hiçbir şekilde artırma yapmadan, ortadan da artırma yapmadan Normal. Dörd'e düştük arkadaşlar. Beşti sayımız. Şimdi üç'e düşeceğiz. Ve 3'e düştük arkadaşlar. Şimdi size üçüncü püf noktamdan bahsedeceğim. Arkadaşlar buradaki yaprımı bitirdikten sonra yan taraftaki e, kalan dört tane için de aynı işlem ile 3 ile başlayıp işte yanlardan ikişer tane artırıp ortadan bir tane artırıp 5'e çıkıyorduk. Yani burada zaten videoyu geri sararsanız buradaki işlemin aynısını diğer 4 yaprakta da yapacağız. Fakat şimdi arkadaşlar buradaki ipimi kesmiyorum çünkü bütün yaprakların tepesinde düğüm düğüm iplik izi olmasını istemiyorum. O yüzden şu şekilde bakın yaprağımın dibine yaptığım yaprağın dibine şu şekilde sabitliyorum ipimi ve burada bir kopuk görüntü oluşmuyor. Daha sonra diğer yaprağıma geçiyorum ve bu arayı birazcık sıkı tutuyorum arkadaşlar. Şu şekilde sıkı tutarak geçiyorum. Ve tekrardan aynı işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz. Dilerseniz anlamadığınız nokta varsa şimdi yine tekrar 3 ile başlayıp tekrar şekilde yanlardan ve ortadan arttırarak gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en son olarak çiçeğimizi ben böyle bitirdim sizin için çok fazla uzun sürmesin diye. Çiçeğimiz bu şekilde. Ve bu ipimizi çektiğimiz zaman bu şekilde çektiğimiz zaman çiçeğimiz güzel formunu almış oluyor.